Sayın Başkanımız da duygularını ifade etti. Hakikaten zor ve meşakkatli, kalbimizi hüzünlendiren günler geçiriyoruz. Bunlar belki de bu gönül coğrafyasında, bu manevi iklimde, böyle bir ülkede, bir Anadolu'da yaşamanın belki de bedelleri. Tabii binlerce senedir bu topraklarda yaşamış, can vermiş, kan vermiş ve bizlerin bugünlere gelmesini sağlamış olan bütün ecdadımızın bizlerde büyük bir manevi mirası, değeri ve gücü var. Biz elbette bu günleri hep birlikte aşacağız. Tabii ki dünya ortamında bu çalkantıda ülkemiz üstünde de ülkemizi ve bizi farklı gören, farklı zanneden, bizi tanımayan insanlar böyle kalleşçe, böyle zalimce, böyle hunharca bir takım konulara meylediyorlar. Öyle ki hastalara giden ambulanslara saldırıyorlar. Onların emniyetini sağlayacak olan polislere tuzak kuruyorlar. Camilere saldırıyorlar, düğünlere saldırıyorlar. Aklınıza gelen her türlü kalleşçe, kahpece eylemi ortaya koyuyorlar. Biraz evvel hocamız çok yürek dağlayıcı bir anekdot anlattı. Şehit olan askerimizin kardeşimizle olan görüşmeyi anlattı. Biz biliyoruz, şu anda orada görev yapmakta olan her bir evladımız, her bir vatan evladı şehadet şerbeti içmeye ant içmiş ve canları uğruna bu millete canlarını feda etmek uğruna gözlerini kırpmayacak durumdalar. Eğer öyleyse bizlere de çok önemli bir görev düşüyor. Bizler burada sağlam duracağız. Elbette dualarımızla onları destekleyeceğiz. Elimizden gelen bir şekilde bütün gayretimizle onlara hayır duaları edeceğiz. Ama biz de burada hiçbir zaman bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız. Gün birlikte olmak zamandır. Omuz omuza vermek zamandır. Dışarıdan bizi asla parçalayamazlar. Yeter ki içimize bir çatlak olmasın. İşte böyle günlerde bir milli beraberlik ruhu içerisinde inşallah biz bunları aşacağız. Bundan hiç kimsenin de bir kuşkusu olmasın. Böyle günler, böyle zamanlar işte bunların bir belki parçası olsun. Bu gece Tunç Bilek adına, bölge adına tekrar birlikte olmanın, omuz omuza olmanın bir belki de gerekçesi olsun, bir sebebi olsun. Ben bu kapsamda da gene bugün bu organizasyonu düzenleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sünnet olan çocuklarımızın merasimi var. Ben Deniz, parlamenter olduğum günden beri burada bütün bu festivallerinize iştirak ediyorum. Bugün de çocuklarımız al bayrağımızın rengi olan kırmızı beyaz bisikletlerini inşallah alacaklar. Daha sonra burada yine TRT sanatçılarımızın da vereceği bir konserimiz var. Tunç Bilek canımız, bizim enerjimiz. Tunç Bilek için şimdiye kadar nice insanlar emek sarf ettiler. Şu karşımızdaki tesisleri kuran insanlar bugün onları ziyaret edip gözyaşı döküyorlar. Onların hatıraları canlanıyor. İşte bizim bu emeklere de saygı göstermemiz lazım. Nerelerin yeniden geldiğini bilmemiz lazım. O yüzden bugün de, geçmişte de Tunç Bilek'e hizmet eden herkese, vefat etmiş olanlara rahmetle, ki bunlardan hepimizin annesi babası da bunların içerisindedir, hayatta kalanlara da selamet, uzun sağlıklı yaşamlar diliyoruz. Buralarda emek sarf etmiş, buraların taşında, toprağında emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kapsamda da bugün belediye başkanımız Agi Aşkın başkanımız da Tunç Bilek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Bir arı gibi çalışıyor. Gerek merkez mahallelerimiz, gerekse de civardaki mahallelerimizle ilişkili önemli çalışmalar yapıyor. Tunç Bilek bir kent haline dönüşüyor. Giderek ışıl ışıl daha iyi yaşanabilir bir Tunç Bilek için çalışıyoruz. Çocuklarımız daha iyi eğitim görsün. Sağlığımız daha iyi olsun. Daha iyi yollarda ulaşalım. İşimiz aşımız olsun diye uğraşıyoruz. Bizler bunun için siyaset yapıyoruz. İnşallah gelecekte
gelecek yıllarda daha güzel günlerde, daha güzelliklerle birlikte tekrar birlikte olmak ümidiyle, umuduyla gecenizin hayırlı, güzel geçmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.